Genel olarak baktığımızda deprem bölgesindeki bina yıkımlarının birçok faktörden meydana geldiğini gözlemledik. Tabii ki meslek disiplini olarak inşaat mühendisleri bu konuyla daha çok ilgileniyor ama ilk göze çarpan olay oradaki yıkımın sadece bir faktörden değil birkaç faktörün bir araya gelmesinden kaynaklandığı yönünde bir gözlemimiz var. Özellikle binalarımızdaki proje hataları, işçilik, malzeme gibi hususlarda gereğince mühendislik hizmeti almadan yapılan binalar ve bunun yanında tabii ki problemli zeminler üzerine inşa edilen binalarda ciddi anlamda hasar ve yıkımla karşılaşıldı. Sadece binanın sağlam veya projesine uygun olarak yapılması yetmiyor. Aynı zamanda binanın üzerine oturtulduğu zemin koşullarının da uygun olması gerekli. Bunun son depremlerde örneklerini çok fazla gördük. Özellikle bazı yerleşimlerde suya da uygun gevşek zeminler üzerine yapılan binalarda deprem sonrası meydana gelen sıvılaşma ve bu sıvılaşmaya bağlı oturma, yanal yayılma gibi yüzey deformasyonlarına bağlı olarak çok sayıda binada yıkılma gözlemledik veya ağır hasar gözlemledik. Bu nedenle eğer depreme hazır olmak istiyorsak binalarımızı hep hem yıkılmayacak şekilde sağlam yapmalıyız hem de zemin koşullarının uygun olduğu yerlere veya gerekli önlemleri alarak yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu yıkımlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olur. Fayın meydana getirdiği yüzey kırıklarının binaların altından geçmesi tabii ki binaların ister istemez yapısal anlamda zarar görmesine ve hatta yıkılmasına neden olur. O nedenle birçok ülkede fayların oluşturduğu yüzey kırıklarına tampon bölge uygulamaları gerçekleştirilir. Bu tampon bölgelerin sınırları her ülkeden ülkeye değişmekle birlikte belli bir oranda fayın yüzey kırığından daha uzağa yerleşim yapılması tercih edilir. Ama fayın oluşturacağı yüzey kırığının üzerinde bina yapmamak tabii ki önemli. Bu tampon bölgeler tabii ki önemli. Ancak bunun yanı sıra tampon bölge dışına yapacağınız binaların da aynı şekilde deprem dalgalarına karşı dayanıklı olması gerekiyor. Bu son depremlerde gördük. Depremin merkez üssünden çok daha uzaktaki birçok yerleşimde ciddi yıkımlarla karşılaştık. Bu nedenle tampon bölge uygulamaları evet çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Fayın yüzey kırığına belli bir tampon bölge uygulaması gerekiyor. Bununla da ilgili önümüzdeki dönemlerde çalışmalar yapılacaktır. Ancak dediğim gibi bu tampon bölgenin dışına konumlandıracağımız binaların da hem yapısal anlamda hem de zemin koşulları anlamında uygun olması gerekiyor. TOKİ binalarının görece daha az hasar gördüğü veya daha doğrusu çok fazla yıkıma neden olmadığı, yıkımın gözlenmediği, hasarın gözlenmediği binalar olarak ön plana çıktı. Tabii burada yapım tekniği önemli. TOKİ'lerde tünel kalıp sistem uygulanıyor. Ancak tabii dediğim gibi yapım tekniğiyle birlikte işçilik, malzeme kalitesi, zemin koşulları da önemli. Bunların hepsinin bir arada olması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Depremden sonraki arazi çalışmalarımızı TÜBİTAK 1002C desteği kapsamında gerçekleştirdik. TÜBİTAK 1002C desteği doğal afetler sonrasında arazi gözlemleri yapılmasına izin veren, imkan sağlayan bir destek. Bu kapsamda bölgedeki birçok yeri gözlemleme şansımız oldu. Depremin etkilerini yerinde gözlemledik. Özellikle bina yıkımları, zemin kaynaklı bina yıkımlarını gözlemledik. Ancak bunun yanı sıra özellikle ulaşım güzergahlarındaki kütle hareketlerinin ulaşım güzergahlarına ne boyutta zarar verdiğini de gözlemleme şansımız oldu. Özellikle heyelanlar nedeniyle kapanan yollar, kaya düşmeleri nedeniyle zarar gören ve hatta yine kapanan yollar, yine tren yollarında buna benzer şekilde meydana gelen yapısal problemleri izleme şansımız oldu. Yaptığımız bu arazi çalışmalarını TÜBİTAK 1002C projesi kapsamında bir rapor halinde
TÜBİTAK'a sunacağız ve daha sonra elde ettiğimiz verilerin analiz edilmesi sonucunda da bilimsel yayınlara dönüştüreceğiz ve bu bilimsel yayınları da yetkililerle paylaşmayı amaçlıyoruz.